etkisiz kılmak, yıpratmak, işte onları gereğince tertipler düzenleyerek görevlerinden alınmalarını sağlamak. Bakın çok ilginç, Şemdin'in iddianamesinde de aynı şey oldu. Kasım 2005. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir kitap evinde patlayan bomba kısa süre sonra kalkışmaya yol açtı. İçerideki görüntüler bir ayaklanma provasını andırıyor. Olaylardan sonra Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya bir iddianame hazırladı. İddianamesinde o dönem Genelkurmay Başkanı olması beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükarıt için çete kurmak, sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmaktan soruşturma yürütülmesini istedi. Ergenekon tertibi Şemdinli'de başlamış oldu. Sarıkaya şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve Fethullah Gülen'in madalyalı üyelerinden. Fethullah Gülen diyor ki, icabında mahkemelerin altını üstüne getireceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki sen 1000 vereceksin, geriye belki biri dönecek. Dershanelerimiz müsait, destekleriz. 1 milyar vereceksiniz, 10 milyonluk tazminat davası alacaksınız. Yani önemli olan mahkum ettirmektir. Avukat tutacaksınız, buraya dikkat edin. Hakim kiralayacaksınız diyor. Yani esas o Ergenekon'un ilk düğmeye basış operasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kara Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden hedefe alıyorsunuz. Çünkü o kademede Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Washington'da yapıp gidip yaptığı konuşmalar var. Kuzey Irak'taki Kürt devletinin oluşumuna karşı çıkış var. Ve Amerika'nın Büyük Orta Doğu stratejisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavrını kesin koyduğu için Ağustos'ta Genelkurmay Başkanı olursa bu Kara Kuvvetleri, o zaman Amerika'nın işi zorlaşır, yani daha da zorlaşır diye daha oradan yolu kesmeye çalışıyor ve o yol kesişi Amerika Türkiye'nin ulusal güçleri durduruyor, aklıyor, oradan çekip çıkarıyor Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olmasını Amerika'nın operasyona karşı sağlamış oluyor. Esas o. ...1991 yılındaki Körfez Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi parçalama niyeti açığa çıkmış, Türk ordusu adım adım cephesini Amerika'ya dönmeye başlamıştı. Artık Amerikan belgelerinde Türk ordusu için hizadan çıktı ifadeleri kullanılıyordu. Muavenet zırhlısı vuruldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, şu anki Amerikan Dışişleri Bakanı Dick Cheney'nin talimatıyla uçağa düşürülerek şehit edildi. Türk ordusu, Amerika'nın küresel imparatorluğunun önündeki bir numaralı engel haline gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı çıkıyor. Şimdi karşı çıkanı ezmek zorunda. Zorunda olan kim? Getirilen iktidar, getirilen cumhurbaşkanı, meclis değil, getiren güç olarak Amerika. Emperyalist güç.
O getiriyor bunu. O getirdiği güce küresel hegemonyasına karşı çıkan evvel emirde bir silahlı kuvveti ez diyor. Operasyon yap diyor. Türkiye 1952 yılında NATO'ya girmiş, böylece içine bir fesat ocağı konulmasına yol açmıştı. Amerika kontrolündeki NATO, üyesi olan kimi ülkelerin içinde o ülkeleri kontrol altına almak ve çeşitli operasyonlarda kullanılmak amacıyla gizli bir örgüt kurmuştu. Sizi NATO'ya, bütün ülkeler için geçer, sizi NATO'ya alabilmemiz için Süper NATO örgütünü, ki Türkiye'deki adı bunun, Kontur Gerilla örgütünü kuracaksınız. Öyle bir kuracaksınız ki biz bu kurmada size eğitim vereceğiz. Kadrolanmanıza, sivil asker, paramiliter kadrolanmanıza yardım edeceğiz doğrudan. Bu örgüt için lüzumlu silahlar, cephaneleri temininde, saklanmasında, depolanmasında, lojistiğinde yardım edeceğiz. Bunun bir merkez karargahının kurulmasına yardım edeceğiz. Her bakımdan ekonomik, askeri, fikirsel, düşünsel, stratejiksel taksim. Kimsenin dokunamadığı, sorgulayamadığı bu örgüt, bir dönem kontrgerilla olarak adlandırılan Süper NATO'ydu. Örgütün İtalya'daki adı Gladio, Fransa'da Rüzgar Gülü, Yunanistan'da ise Kuzu Postu'ydu. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı, bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Örgüt, NATO üyesi ülkelerin milli reflekslerine karşı operasyonlar yapıyordu. Hizadan çıkan ülkede kaotik eylemler düzenliyor, suikastler tertipliyor, içten içe ülkeyi ele geçiriyordu. Ergenekon falan filan diye bu kamuoyuna sunulan operasyonun başında Türk Devleti'nin içine yuvalanmış olan Süper NATO diye kendi aralarında isim verdikleri, bir zamanlar diye Kontrgerilla diye adlandırılan o gizli örgüt operasyonu yapıyor. AKP'nin iktidara, Gül'ün Cumhurbaşkanı'na taşınması operasyonu bir Süper NATO operasyonudur. Türkiye 12 Mart ve 12 Eylül'le işte bu örgütün, yani Süper NATO'nun tertipleriyle götürüldü. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. ...1955 yılı 6-7 Eylül olayları, 1977 1 Mayıs'ı, Abdi İpekçi'den başlayan Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu ile devam eden cinayetler zinciri bu örgütün en önemli eylemleriydi. Efendim, Orhan Pamuk öldürülecekmiş. Gladio'nun kimlere suikast yapacağını kodları arkada kalan 20-30 yılda belli olmuştur. Hiç Orhan Pamuk gibi Türkiye 1,5 milyon Ermeni'yi kesti diyen, Batı emperyalizmine elemanlık yapan, psikolojik savaş elemanlığı yapanların birinin daha Türkiye'nin yakın geçmişinde öldürüldüğünü gördünüz mü? Hep Uğur Mumcular öldürüldü. NATO'nun silahlı kuvvetlerin içerisine soktuğu bu yapılanma Gladio bizim milli menfaatlerimize aykırı. Şimdi Gladio denilen şey özel harp dairesinin içine yerleşmişti. Özel harp dairesinin bütün olarak
Gladio ile özlemiştim.